köyə gediyorduk sabah. Babam, ben eniştem. Erzurum'un 15 kilometrecə ilerisinde Dumlu beldəsi var. Ben orada iniş yaptım. Eee ufak bir tatsızlık çıktı. İndim, geri dönmək zorunda qaldım. Yürüyərək geri dönüyordum ki, bir 3-4 kilometrecə ilerlədim. Düz bir ovada bu şaynımızı gördüm ben. Böyle aramızda 300-400 metrə qədər var idi. Durdum, biraz izlədim. Kuşlara da biraz hastalığım var, hassasiyyətim var. Severəm quşu. hareket etmeye başladı. Bu sakat olduğunu fark ettim ben. Çünkü kanadı tamamen dönüyor bunun kırık olduğundan dolayı. E, aldım dedim ki hani götürün bir tedavisini yaptırayım yine doğaya bırakayım. Getirdim tabi bu kadar yolu da yürüyerek geldim. E, gez mahallesinde minibüse bindim. Minibüste biraz sıkıntı oldu. Millet korktu falan saldırır gibisinden. Hani dedim korkmayın. Ben şu an zaten çay tutuyorum. Sıkıntı olmaz, yaralı. Getirdim, banyoya soktum, yıkadım bunu bir güzel yarasını, manasını temizledim etrafını, açtım, çimdirdim. Tentit pansumanını yaptım. Ben daha önce yabani kuş da yetiştirdim. Jaco papağanım da vardı. Hatta YouTube'a Yakubar'dan yazarsanız orada e, papağanımın da resmini görürsünüz. Konuşuyor. Bu çok yabaniydi. Evcilleştirdim kelime öğrettim. Soru sorduğun zaman cevap verebiliyordu sana. Hem de şive kullanıyordu Erzurum şivesi. Kızlarım da seviyor. Buna da kızıl ismini verdiler. Kendisi kızıl şahin zaten. Bugün inşallah bunu burada misafir edeceğiz. Yarın da doğa koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile görüştük sağ olsun bayramdan ötürü kapalı olduklarını söylediler ama ilgilenecekler inşallah getirin bakalım dedi. Bu kanat ters dönmüş tamamen. Görüyor musunuz kemiği? Bakın diğer bir kemik parçası da burada. Bu kemikle bu kemik kaynaması lazım ki kuşumuzun kanadı sağlıklı olsun. Evet canı acıyor. Böceklenmemesi için, mikrop kopmaması için yarayı dezenfekte ediyoruz şu an. Gel bakalım. Bunun bir de rehabilitasyon süresi var. Kırık iyileştikten sonra kanadını kullanabiliyor olması lazım. İnşallah kullanabilir. Aynen. Kanadını da kullandıktan sonra tekrar biz doğasına salacağız. Biraz önce de baktık muayenelerini yaptık. Kanadında kırık var. Bu kanat kırıklarının muhtemel sebepleri araç çarpması olabilir başka bir yırtıcı hayvan saldırısı olabilir, ateşli silah yaralanması olabilir ya da beslenme sırasında dalış yaptığında ağaç, taş ya da farklı bir yabancı cisime çarparak kırmış olabilir. Tabii ilk müdahalesini ben burada yapacağım. Biraz önce de dediğim gibi bakım beslemesini yapacağım, yara temizliğini yapacağım. Kırık olduğu için de daha üst düzey bir tedaviye ihtiyacı var ve bizim Kars'ta rehabilitasyon merkezimiz var. Yaban hayvanlarına baktığımız, Orada kırık tedavisini yapacağız. Daha sonra rehabilitasyonunu gerçekleştirdikten sonra doğasına tekrar salacağız. Yaban hayvanlar insanlara alışık olmadıkları, strese girme durumları oldukları için bir de kendileri avlanıp beslenmeye alışık olduklarından dolayı insanların yanında ya da verdiğimiz yiyeceklerle kendileri beslenemiyorlar. Bizlerin mecburi zorunlu besleme yapmamız gerekiyor. Onun için de kendimiz elimizle beslemeye alıyoruz. Daha sonrasında da dediğim gibi de tedavilerini bitirip doğasına tekrar salıyoruz.